8 onluk, 6 birlik, 4 yüzlükten oluşan sayı hangisidir diyor. Şimdi önce birlik e, birler basamağımızı yazalım. Birlik dediğine birler basamağımız. Birler basamağımızda 6 varmış. Birler basamağımızdan sonra ne geliyor. Onlar basamağı yani onluklarımız. Kaç onluğumuz var? 8 onluğumuz var. Onlar basamağımızdan sonra ne geliyor? Yüzler basamağımız, yüzlü. Kaç tane yüzler yüzler basamağımızda kaç varmış? 4 varmış. Evet oluşan sayımız nedir? 486. Bakın 4 tane yüzlük, 8 tane onluk, 6 tane birlik. Doğru şıkkımız C şıkkı yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Bakalım bilgileri. Birincisi 256 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 13'tür diyor. Şimdi sayı değerleri neydi? Sayının kendisi. Bakalım 2, 5, 7 topladı, 2, 5, 6 topladığımız zaman ne olur? 13 yapar. Bu doğru. İkincisine bakalım. 605 doğal sayısı 605 diye okunur. Bakın birler, onlar, yüzler basamağı. 605. Evet doğru okumuşunu yazmış. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 100'dür demiş. Evet 3 basamaklı en büyük diyor yalnız. 3 basamaklı en büyük doğal sayımız 999 rakamları farklıdır demezse. 3 basamaklı en küçük doğal sayımız da nedir? 100'dür. Burası yanlış. Şöyle çizelim. Evet dördüncü öncülümüze bakalım. 789 doğal sayısının onlar basamağında 7 rakamı vardır. Bakalım birler basamağı 9, onlar basamağı 8, yüzler basamağı 7. Yani 7 onlar basamağında değil yüzler basamağında. Bu da yanlış. Beşinci öncülümüze bakalım. 9 onla bir onluk daha eklenirse 100 olur. Şimdi 9 onluk nedir? 9 tane 10, 90 bir onluk daha eklersem 100 doğru. Bu durumda hangileri yanlış? 3 ve 4. Evet, A şıkkımız. Üçüncü sınıf matematik denememiz, üçüncü sorumuz. Kazım'ın almak istediği mont 250 liradır. 159 lira parası olan Kazım geriye kalan, geri kalan parayı kredi kartına 7 eşit taksitle ödeyecektir. Buna göre Kazım'ın mont için ödeyeceği ilk taksit kaç liradır demiş. Şimdi mont ne kadarmış? 250 liraymış. Evet. Şimdi 159 lirası vardır diyor. Şimdi bu kadar parası varsa geriye ne kadar parası kalacak? Kaç lirayı taksitlendirecek? Hemen bakalım ne yapacağız? Geriye ne kadar parası kaldığını bulmak için çıkarma işlemi yapacağız. Evet, 250'den 159'u çıkaralım. 91 kalması lazım değil mi? Çıkarma işlemini yapabiliyoruz artık. Evet, 91 lirayı nasıl ödeyecekmiş? 7 taksitle ödeyecekmiş. 7 eşit taksitle. Yani ne yapacağız? 7 eş parçaya böleceğiz. 91'i 7'ye bölmemiz lazım. 9'da 7 bir defa. 1 kere 7 7. Çıkardığım zaman burada ne kalacak? 2 kalacak. Yukarıda 2'de 7 olmadığı için yukarıdan 1 indiriyorum. 21 oldu. 21'de 7 kaç defa? 3 kere 7 21. 21'i burada yazdığım zaman 0 0 kalanımız kalmıyor. Yani kaç lira ödeyecekmiş aylık? 13 lira ödeyecekmiş. 8 kilogram portakal 48 liradır. Armudun kilogram fiyatı ise portakaldan 1 lira daha ucuzdur. Buna göre 12 kilogram armut olan birisi kaç lira öder demiş. Şimdi 8 kilogramı 48 liraysa 1 kilogram kaç liradır? 1 kilogram portakal. Nedir? 6 kere 8 48 yani 1 kilogram portakal kaç liraymış? 6 liraymış. 48'i 8'e böldüğümüz zaman da buluruz. Şimdi armuzun kilogram fiyatı ise portakaldan 1 lira daha ucuzmuş. 1 lira daha ucuz dediği nedir? 1 lira daha eksik fiyat olarak. Yani armuzun kilogram fiyatı kaç liraymış? 5 liraymış. Evet, buna göre 12 kilogram armut alan birisi kaç lira öderdi? 1 kilogram armut 5 liraysa 12 kilogram armut kaç liradır? 12 ile 5'i çarpmamız lazım. 12 ile 5'i çarptığımız zaman da 60 sonucunu buluruz. Bahçeden topladığı 52 ton domatesin 24 tonunu satan Melek Hanım. Kalan domateslerini 4 ton yük taşıyabilen kamyonu ile toptancıya gönderecektir. Buna göre kamyon domatesleri kaç seferde taşır demiş. Şimdi 52 ton domatesimiz varmış Melek Hanım'ın. Ne, ne yapıyor? 24 tonunu satıyor. Şimdi 52 tonunu 24 tonunu satıyorsak azalacak değil mi? Ne kadar kaldı geriye benim? Çıkarma işlemimizi yapalım hemen. 28 ton domatesi kaldı Melek Hanım'ın. Bunu nasıl taşıyacakmış? 4 ton yük taşıyabilen kamyonlarla. Yani kamyon her seferinde 4 ton taşıyacak. Bir seferde 4 ton taşıyacaksa 28 kilogramı kaç seferde taşır? Kaç tane 4 tonluk taşıma gerçekleştirecek? Burada da 28'i 4'e böldüğümüz zaman 4 kere 7, 28'den 7 sefer yapması lazım kamyonun. Bir çıkarma işleminde fark 205'tir. Fark. Evet. Eksilen sayıdan çıkan sayı çıkardığımız zaman ne kalır geriye? Çıkan sayı fark kalır. Fark neymiş? 205 sayımızmış. Hemen yazalım. Evet. Eksilene 25 çıkana 17 eklenirse diyor. Bakın burası 25 artıyor, eksilen sayısı. Çıkan sayımız da 17 artıyor. Şimdi burada 25 artış var, burada 17 artış var ama bu bir çıkarma işlemi. 25'ten 17'yi çıkardığımız zaman ne kalacak? Fark olarak 8 fark kalacak. Zaten 205 farkımız vardı. 8 fark daha eklendi yeni sayılarla. Ne oldu? Topladığımız zaman 213 yeni farkımız oldu. Bir kesirde bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteren sayı burada mavi bir yıldızla göstermiş. Eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösteren sayı da burada sarı şeklimizle gösterilmiş. Yukarıdaki anlatımda sarı şekil ve mavi Yıldız sembolleri yerine hangi sözcükler yazılmalıdır diyor Neydi? kesrimiz Bu kesir çizgimiz Burası pay. Kesir çizgimiz pay, payda. Şimdi payda neydi? Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteren sayı. Pay neydi? Bu eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösteren sayıydı. Bu durumda doğru şıkkımız ne olacak? A şıkkımız. Yavuz arkadaşı Mert ile iddiaya girmiştir. İddiaya göre Yavuz her gün 12 problem çözerek problemleri bir haftada bitirecektir. Fakat Yavuz arkadaşı Mert'i şaşırtmak için problemleri 3 günde bitirmek istemektedir. Yavuz'un problemleri 3 günde bitirebilmesi için her gün kaç tane problem çözmesi gerekir diye sormuş. Şimdi Yavuz ne yapacakmış? Her gün öncelikle 12 problem çözecekmiş normal şartlarda ve bunu bir hafta yani bir hafta kaç gün? 7 gün. 7 günde bitirmesi gerekiyormuş. Şimdi her gün 12 problem çözüyoruz ve 7 gün sürüyor. Toplamda kaç problem çözmüş oluruz bir haftada? 84 problem çözmüş oluruz 12 ile 7'yi çarptığımız zaman. Fakat ne diyor? Yavuz bunu 3 günde çözmek istiyor. Yani 84 soruyu 3 günde çözmek istiyorsa her gün kaç tane problem çözmesi gerekir? 84'ü 3'e böleceğiz. 8'de 3 2 defa. 3 kere 2 6. Hemen çıkaralım. 8'den 6 çıktı. 2. Burada 4 var yukarıda. Aşağıya indirdik hemen. 24 de 8, 3. Kaç defa vardır? 8 defa vardır. 3 kere 8, 24. Evet, doğru şıkkımız 28. Hangi roman rakamlarının eşleştirilmesi doğrudur diye sormuş. Bakalım şıklarımıza. Bu işaretimiz neydi? V harfine benzeyen 5'ti. Sol tarafına yazıldığı zaman bir e eksiltecektik. Ne olacak? 4. Evet bu yanlış. Bakalım diğerine. Bu çarpı işaretleri neydi Roman rakamlarında? 10, 10, 20 ama burada bakın bir önüne yazmış. Yani sol tarafına yazdığı zaman bir eksiltecektik. Burası 9, 10, 9 daha 19. Doğru şıkkımız B şıkkı. Yine de C şıkkına bakalım x işaretimiz 10'du. Sağ tarafına eklediğimiz çizgilerimiz üzerine birer tane ekleyecektik. 10, 11, 12, 13 olması gerekiyor. Bu da yanlış. 3D sınıfı olarak okulumuzda düzenlenen karanfil dikme etkinliği için 48 karanfil aldık. Karanfillerin yarısını dün, kalan karanfillerin çeyreğini bugün diktik. 3D sınıfı olarak dikilecek kaç karanfilimiz kalmıştır diyor. Şimdi bakın 48 tane karanfil varmış. 48 karanfilin ne diyor yarısını dün dikmiş. 48'in yarısı nedir? Yarısını nasıl buluruz? İkiye bölerek buluruz. Şöyle bu kısmı silelim. Evet, ikiye bölerek buluruz. Evet 48'i 2'ye böldüğümüz zaman ne bulacağız? 24 sayımızı bulacağız. Ne yapmış? 48 karanfilin 24'ünü dün dikmişler. Peki 48 karanfilin 24'ü dikildi. Kaç karanfil kaldı? 24 karanfil kaldı. Şimdi bu kalan karanfillerin de çeyreğini bugün dikmiş. Çeyrek neydi? Çeyrek. Çeyrekte Evet çeyrekte dörtte biriydi değil mi? Kesirlerden hatırlayalım. Bir sayının çeyreği neydi? Dörde bölünmesiydi. 24'e dörde böldüğümüz zaman kaç kalacak? Altı kalacak. Şimdi 24 karanfil kalmıştı. Altı tanesini de tekrar dikiyorlar, bugün dikiyorlar. Kaç karanfilim kaldı? 24 karanfilden de altısını çıkardığımız zaman ne kalır? 18 karanfilimiz kalır